Arkadaşlar hepinize merhabalar. Az önce Instagram'da bir anket yaptım. Ev alışverişi mi çekeyim yoksa markalardan gelenler mi çekeyim? Çünkü evin şu an iki odası da full kutularla kaplı. İkisinden birini bugün aradan çıkartayım istedim. %81, daha bir saat oldu story atalım ama %81 ev alışverişi çek dendiği için karşınızdayım. Bütün mutfak tezgahını da kutularla doldurdum ki aşağıda da bir bu kadar var. Bunları benim bekletmemin sebebi de videoda gösterecek olmam değil, işte kitaplığın gelecek olması, ne bileyim koltuk gelecek, masa gelecek derken bunlar biraz daha yeni aldığım şeylerle uyum sağlayacak parçalar. Mesela klentler falan var, şamdanlar var derken evet biraz da dekorasyon ürünlerine ağırlık verdim. Falçalarımız hazır mı? Ver bakayım nasıl bir şeymiş. Yok. Nasıl bir şeymiş? Hiç görmedim bence. Gördüm canım. Bakın İş eğitimi oldu. Dersimiz vardı bizim. Buradan mı başlayayım, buradan mı başlayayım? Burada H&M, IKEA falan, Trendyol. Burada Zara. Zara Home'a çünkü ilk o geldi. O çok bekledi. Evet, ilk gelen kargo Zara Home, neden derseniz o gün özel bir online indirim vardı. Yüzde ya 40 atmayayım da iyi bir indirim vardı. Ben terlik aldım. Biraz sanki şey almışsın. Ne? Evet sanki. Ben de şey gibi durdum. Varmış yapısını kutu mühür açarlar ya. Bu arada şu arkamdaki H&M var ya. Onda bir parçalar var. Onu biraz ortadan doğru saklayayım da izleyin videoyu. Evet, nereden başlasam? Çok alay edeceksiniz, ben de biliyorum ama gerçekten bunu yaptım ve inanılmaz komik terlikler sipariş ettim. Annem gelir, işte ne bileyim, çocuklar geliyor falan. Herkesin ayında bir terlik olsun diye düşündüm. İlkini gösteriyorum. Güzel. İlk terliğimiz bu. Çok bence tatlı, tam bir minnoş ev terliği. Eve gelen dişi misafirlerim için aldım. Dişi? Evet. Arkadaşlar sakın ha alay etmeyin. Kendime aldığım terlikler de bunlar. Toz pembe tüylü, önü kapalı, çok hafif de böyle tabanı şey. Aa, yağmur yağıyor. İki kadın terliği, iki tane de erkek terliği aldım. Erkeklere hızlı geçeyim ya, o da çok önemli değil bence şimdi. Birincisi bu. Kaç numara söylemişim? 44-45 ki Uğur 45 giyiyor. Bakın. İkinci terlik de bu. Benim pandu almam lazım aslında bu eve. Yani sıcak tutması açısından. Ama bunları böyle hem misafir hem de işte dediğim gibi biz giyeriz diye aldım. Bir adet, neydi ki bu? Ha, ağır bir şey. Kulük mü ya? Bu ne? Acaba ne diye aldım bunu? Kulük diye. Bu beklediğim şey çıkmadı. Ama güzelmiş. Değil mi? Şık. Evet çok şık ama amaçsız. Bunu mutlaka banyoda falan bence şey yaparız. Kombinleriz bir şeylerle. Şimdi bu kutu gitsin. Hmm, hemen ortaya çıktı. Bir şef bıçak seti aldım Karaca'dan. Bu da indirimdeydi. Trendyol'dan söyledim bu arada ben bunları. Hızlıca göstereceğim ya çünkü şey, bu bence çok da ilginizi çekecek bir şey değil. Böyle içine sokuyorsun bıçakları. Şunların da hepsi diğer çeşit çeşit bıçaklar. Uzun ekmek bıçağı var, ne bileyim daha keskin bıçaklar var. Ama bunların hepsinin bileylenmesi lazım sanırım. Çünkü bir test yaptık dün. Güzel kesmedi. Zara Home'dan devam ediyorum. İki tane dolap kulpu. Kulp. Evet, kulpu aldık. Şunlardan. Şimdi şurada gösterebilir miyim size? Benim şurada yani ayakkabılık var ya, onu biraz daha dresuar gibi göstermek adına dedim ki en azından şeylerini değiştireyim, daha şık dursun. Bunların tanesi 60 lira, yani ikilisi 60 liraymış şöyle. Bon Vagon. Bunu biliyorsunuzdur. Online'da ben sayfalarını pek beğenmiyorum. Eğer bulamazsınız dikkat çekici bir şey ama eğer mağazasına giderseniz Ak Merkez'de, Kanyon'da falan var. Çok tatlı şeyler çıkıyor. Ben de son gittiğimde çok tatlı bir şey buldum. Bunu da gelecek kitaplığa, yani o kitaplıkta kullanmak için aldım. Evet. Böyle bir küre aldım. Bir defa küre mi oldu? Benim hiç ilkokulda falan olmamış. Senin olmuş muydu? Güzel, hafif. Altı metal ama tabii üstü plastikten. Yine dekoratif bir obje. Size dışarıyı göstereceğim şu anda. Bir anda kapadı. Bak bir de içeriği gösteriyorum. Karanlığa bakın diye. Şu anda bu ışıkta video çekiyorum. İnşallah rahatsız olmamışsınızdır ya. Çünkü açtım kutuları artık. Hani kapatıp daha yarın çekeyim diyemem. Şimdi geçelim No 23'ün paketlerine. Bunlar bana hediye. O yüzden bir an önce de açmak istiyorum. Ve çok ağır paketler. Wow! Şamdanlar çıkıyor şu anda şimdi. Ama bayağı ağır bir şey. Ama çok güzel. İşte tam kitaplığa koyacağım şey bu. Üzerine böyle siyah mum alırsam, ne deniyor tarz mumları, onlardan alırsam bayağı şık durur. No 23'ün Instagram sayfası da var. Sitesine de bakabilirsiniz isterseniz. Ben ikinci paketime geçiyorum. Ben bir de mermer masa ve yemek masası ve sehpa yaptırıyorum şu anda. Onların üzerinde muhteşem duracak. O kadar eminim ki. Tabii bir 10 gün. Bugün en kaçı? 31'i. 31. Aynen 8 güne falan onlar da gelmiş olur. 8 Kasım'da teslimat diyorlardı. Bakacağız. Ve bunu açalım. Oscar mı ya? He? Oscar bir
Al işte. Bunu vitrine koy. Muazzam. Kitaplığıma pardon. Kitaplığa koy. Çok güzel. Yani çok tek başına çok iddialı bir parça. O yüzden bayıldım. Çok teşekkür ederim bu arada. Bana bu ödüller. Bu tarafı temizledik. Şimdi şöyle devam edelim beraber. Aa şey. Bir de bir arkadaşımın kendi markası var. Okan'ın Evler ve Zevkler diye. Tamam mı? Instagram sayfasına mutlaka bakın. Çok güzel parçalar var. O bana yolladı bunları da. Yine bir hediye anlayacağınız. Ay çok güzel. Aa çok iyi oldu bak. Işıklı şu an gözüküyor. Siyah üzerinde böyle parlak detayları olan bir tabak. Damla şey gelmiş. Güne gelen arkadaşlarına. Evet. Aa bu onun küçüğü. Küçüklerinden de yollamış. Ya bu beni üzdü. Evet bir de küçükleri pasta tabakları yani. Diğerleri yemek bunlar pasta tabağı. Tamam. Hazır mısın? O kadar güzel ki tam benlik. Yani bir çay takımı düşün ki aklına ben geleyim. Oha çok güzel. İşte bu. Gayet kibar. Benim bir çay takımım olsaydı gerçekten böyle olurdu. O yüzden çok beğendim Okan. Çok teşekkür ederim. Damla hemen bir çay koymalı. Çok beğendim. Evet. Bir de ben bir çaylandık aldım. Görünce kesin bana küfür edeceksiniz. Hani bunu nasıl yaparsın? Ama güzel görünüyordu. Ne yapayım? Makinede değil mi şu anda? Makinede. Göstereceğim. Göstereceğim. Evet. Şimdi şu bantları hemen sökülsün. Banyo paspası. Dur ama yakından göstereceğim. Çok güzel çünkü. Oha çok büyükmüş ama bu. Ben bunu hiç bu arada halletmemiştim. Şunu bir yere atayım. Hazır mısın? O kadar güzel ki. Dur arkadaşlar. Geri basayım biraz. Geri. Yanları püsküllü. Göz oh. Nerede? Gözün ortasındaki göz işte. Yani değil ama. Göz gibi. Hiç benzetemedim. Ya tamam işte böyle gri tonlarında. Çok güzel. Köşelerinde de böyle püskülleri olan bir. Çok güzelmiş. Ben çok beğendim. Buraya da olabilir. Olur. Çünkü banyoya sığmayabilir bu. Ya benim banyom o kadar. Sığmayabilir de sığmaz. Şuna da bakacağım. Bu da çünkü Trendyol'dan sipariş etmişim. Ne bu? Aa falçata yapmayın diyorum Aral. Bir bildikleri vardır. Galiba şeyler bunlar. Mutfak seti. Banyo seti. Kafa mutfakta acıktık mı ya? Bunlar Mudo değil. Bir de Lennox bunun markası. Bir de Mudo'dan bir şeyler sipariş ettim ama onlar galiba daha gelmedi. Ya da açacağız birazdan. Güzel. Bu sabunlu. Bu da diş macunluk, diş fırçalık. Böyle. Artık Ejnaps'la geçebiliriz. Bayağı büyük ya. Ne yaptın bu kadar? Hiç hatırlamadığım şeyler mi? Yanlış mı? Sen vermiş olabilir misin siparişi? Hayır. Ha, önce bundan başlayalım. Bu çok güzel. Bu tavandan asmalı. Böyle asmalı bir saksı. Bunu evet ben yatak odasında bir şey yapacağım. Onun için düşündüm. Artık yapınca göstereyim ama şeyi çok güzelmiş. İçinde böyle lastikten yapmışlar ki su akmasın. Ben mesela geçen sene Zara Home'dan bir tane böyle saksı almıştım ama içinde plastik falan yoktu. Ve hem full toprak hem de örümcek ağı falan tutmuşuz gibi sonra atmak zorunda kalmıştım. Bu çok güzelmiş. Bu bir mum mu sence? Bence mum. Aa mum değil ya. Bu indirimdeydi. Ben dayanamayıp aldım. Evet. Önünde şey yazıyor. Things. Small but important. Yani küçük bir saklama kutusu. Küpeler olur, piercingler olur. Bir şeyleri koymak için. Bu tonlarda birçok parça aldım. Kombinleyeceğim için. Hmm, güzel. O yüzden hani şaşırabilirsiniz. Ben ve kahve tonları. Bir planım var yine. Üst katta yapmayı planladım. O yüzden ama yamuk yapıştırmışlar. Ki bende simetri hastalığı da var. Şuna bakalım. Bu galiba mermer mi? O sonunda karar verip aldığım mermer olabilir. Mermer tepsi. Ver. Pardon. Ya bu nasıl bir tepki bana ya? Bak bunu aldım. Allah çok güzel. Yine aynı tepkiyi verdim. Ama gerçekten güzel. Bunlarla takım olarak düşünmedim. Bu çok ayrı bir parça. Bu da onun grisi diye hatırlıyorum. Çünkü bu indirimdeydi. Bak o bu indirime girmemişti işte şu kahverengi olan. Bu indirime girmişti. Yine aynı paketleme. Yine evet. Birazcık uğraşacağız. Şu 80 liraya düşmüştü bak. Hala indirmeyse gidin alın bunu. Çünkü normalde kendi fiyatları yine 200 lira falan. Bir tane yine aynı şekilde bir tepsi daha aldım. Bu da ahşap. Bak böyle. Dümdüz bir şey. Bu da indirimdeydi. Bu arada ben bunların hepsini mesela belki bu mutfak için düşünülen bir üründür ama ben de bunları banyoda ya da makyaj kısmında kullanmak için aldım. Bir mumumuz daha çıkıyor bence çünkü koktu. Kokuyor mu? Kokuyor. Yalnız bunun kokusu çok iyiymiş. Sunflower. Bu da indirimdeydi. Ben galiba bayağı indirimden bir şeyler kapmışım. Evet. H&M'den kalem kutularını söyleyip içlerini Trendyol'dan söyledim. Birinci Klent kılıfımız bu.
Hepsi birbirine uyumlu. Şimdi bunu böyle koyayım. Bunları koltuğa mı düşündün? Hayır. Yatak dekorasyonu yapacağım. Evet. Ya hepsinin zaten 3 tane. Diğerleri? Yani bu da var. Diğerleri normal yastık kılıfı. Ha. Ben ne görüyorum? Bir post. 2 tane. Yo, aa bunların kılıfları varmış. Bildiğin pillow case. Bu renk arkadaşlar çıkartmayayım. Yastık kılıfı. Bundan aldım. Bunun grisinden aldım ama şu naylonları çıkartacağım etrafından. Evet bak. Bu. Yani şey mi yapacağım? Kahverengili gri yani mi evet. yapacağım? Evet. Tamam. Öyle olur. Kendisi. Ha bir de bu. Bu çok güzel. Dur bunu göstereceğim. Bu da böyle tam hani iki yastığın ortasına kırlentlerin de tam kırlentlerin onun etrafında kalacak şekilde kafamda kurdum. Yani yatağın üzeri bayağı bir yastık dolu olacak ama yastık ve battaniye dolu olunca böyle çok daha şey gözüküyor ya. Hani böyle huzurlu ve şey yumuşak yumuşak. Evet. Anladın mı? Anladım. Böyle yapıyor. Yatacaksın hepsini kaldır. Tamam evet. Sonra yapacaksın tekniğini tekniği evet, koy. Evet. Bunu kaç kere yapacaksın çok merak ediyorum. Göreceğiz onu. Ne tarzı sonra full kırlent evet. yapacağım. Ya sen onu toplamazsın. Ben de az önce dedim dinlemedin sen mi? Sen onu toplamazsın. Ya evet. Sonra onu ben bir şey söyleyeyim mi? Benim yatağımın üstü ben konuşuyor muyum? Konuş şey konuş. Benim yatağımın üzerine ben de o tribe girdim. 4 tane kırlent aldım. Evet. Artık yoruluyorsun ya hani yatağa giriyorsun. Görünüş güzel. Evet. Ben yatağa böyle giriyorum kanka artık. Yorgunken. Ay ben çekmek isterdim ama ben çekmedim. Bir daha kırlentleri çekmedim. Ama ben şunu da düşündüm. Koltuğa da uyabilecek şeyler. Bu koltuğa değil ama bunun kılıfını değiştirip ben üste koyacağım mesela ufak bir parçasını. Onunla çok güzel olacak. Şu battaniyeyi de göstereceğim. Bunu da yatak üstüne aldım. Kimse gülmez de yer. Yatağın üzerine ve örtü. Anladın mı? Dekor olarak. Ama tabii ki işlevi de olacak bunun. Evet, H&M yatak odası ile ilgiliydi. Bunun da bir işlevi var tabii ki. Püsküllü bu arada buraları. Bayağı da yumuşakmış, güzel. Ben bunu çok ince gelir diye düşündüm ama değil. Güzel. Bunun içerisinde bir de bu kırlent değil, yastık kılıfından var. Çünkü 50'ye 50 normal yastık bulamadım. Mecbur bir tane söylemek zorunda kaldım. İki tane söyledim bundan. Bunları şöyle koyalım. 2 ayda devam ediyorum. Bunu kucağıma alacağım. Bulaşık süngeri. Ben bunları çok seviyorum. Yani bu arada farkında mısınız bilmiyorum ama IKEA'ya gitmedim. Online sipariş ettim. Artık bütün ürünleri ezberlemişim. Yemin ederim hepsini şakır şakır sayabiliyorum. O yüzden ne gerek var? Ufak bir tane kesme tahtası aldım. Mesela diğerlerinde et de kesilmiştir, peynir de kesilmiştir, karma karışık. Bunu sadece meyveler için aldım. Çünkü o koku geçiyor ya o. Ne bu fırın eldiveni. Şu spatulalardan aldım. Çok hoşuma gitti. Bir tane video izliyorum ben. Ya bir kanal izliyorum gece uyurken. Kadın böyle izlettim ya sana. Evet, yemek hazırlıyor. Tatlı yapıyor daha doğrusu. Fakat sanat eseri gibi tatlı yapıyor. Ve hep elinde bunlardan var. Her şeyi bunlarla karıştırıp köşelerini falan sıyırıyor o hazırladığı malzemelerin. Böyle. Ben de aldım. Yapar mıyım bilmem. Omlet bile çeviririm ki ben bunu istesem değil mi? Tamam deneyelim. Onun gibi bulabileceğiz mi acaba? Bir de şey. Tahta ve kırmızı olması hoşuma gitti. Bu şey. Tuvalet fırçası. Duvarları delmemek için. Ay burnum çok karışınıyor. Bir şey oldu bunlardan bana. Duvarları delmemek için şu vakumlulardan aldık. Bu alttaki banyoya gelecek. Banyoda direkt şampuanlık olacak küçük bir tane. Aa bu çok güzel saat. Bu da yine işte kitaplıkta yerini alacak. O diğer parçalarla var ya No 23'ten gelen. Evet. Bunlarla çok güzel olur. Çok güzel bir takım olacaklar. Bu ne bunu hatırlamıyorum. Hatırladım. Kapı askılığı. En hayat kurtarıcı şey ya. Evinde bundan olmayan çok şey kaçırıyordur. Bizden de istiyor. Şunlar var ya. Bunlar da başları. Bu dolap içi silikonlarını aldım. Dünyanın bence en güzel şeyi. Hem de bardakları koyduğun zaman kaymıyor. Daha temiz bir görüntü oluyor. Benim şu anda bardakların olduğu dolapta ve tabakların olduğu dolabın ilk raflarında var ama diğerlerine yetmediği için 2 tane bundan söyledim. Bunlar galiba 2 metreydi. Makas. Çok gerekliydi. Belki de en gerekli şeydi bu evdeki. Bunlardan aldım. Çünkü makyaj fırçalarım benim beyaz saksılardaydı. Şimdi yukarıda yapacağım konsepte beyaz yine olur da o saksılar çok büyük ve çok ağır. O yüzden bu tenekelerden aldım. Bildiğiniz saksı bu. Bunları kalemlik fırçalık olarak kullanabilirsiniz. IKEA kutumuz bu kadar. Bunu açtım. Bir abajur. Aa bir dakika bunun hikayesini anlatmam lazım size dur. Bunun aynısı. Belki çok minicik farkları vardır. Mudo'da var. Tabii Mudo'da 300 lira. Ben bunu 70 liraya falan aldım. Bir abajur. Küçük bir abajur. Bizi tercih ettiğiniz için... Aa ne güzel not yazmışlar. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz diye.
Tamam. Şöyle. Çok gözükmüyor. Biraz daha yakınlaştırayım. Bu seramik görünümlü değil. İşte bence o fiyat farkı da oradan geliyor zaten. Bir kutumuz daha var. Hatırlamıyorum kendisini. Aa şey çok iyi oldu. Şunlardan. Ben bunlardan kullanıyorum dolabın altında. Aslında buzdolabı için ama dolabın altında kullanıyorum. Hem bir kutuya mesela bakliyatları koyuyorum, bir kutuya çayları derken çok pratik oluyor ve daha değerli toplu oluyor. Bunlardan aldım o yüzden tekrar. Bir de şu. Silver istemiştim, beyaz gelmiş. Fön makinesini koymak için. Ve bu dolabın içine asmalık. Şuradaki askılarıyla geçiriyorsun köşelerinden. Kapağını açtığın zaman görebiliyorsun. Çok daha pratik ve yine değerli toplu oluyor. Bunlardan ben bayağı kullanıyorum ya. Temizlik malzemeleri için olan var. Bayağı var. Bunu açalım. O ne lan? Spreyli kendiliğinden. Bir de bunun şeyi güzel. Mikrofiber temizlik şeyi var işte. Ve makine yatıyorsun, yıkanıyor falan. O güzel bir şey. Onların yedekleri de var. Evet, güzel. Buna gelelim. Bu marka da çok güzel. Mia diye bir marka. Trendyol'da yine gördüm kendilerini. Ne bileyim, dekoratif parçalar var, mumlukları var, şamdanları var. Gayet güzel. Ben oradan ne aldım? Bu. Şu an kadraja sığmasa da 3 tane boşluğu var. Dergilik. Bunu böyle duvara monte edip ya da... Çok güzel, tamam. Bunu evet, önce konumlandıracak bir yer bulmamız lazım. Ben burayı demiştim de Uğur orada olmaz diyor. Tuvalet mi? Tabii, tuvalet. Hayır canım. Tuvalet değil, kenar sıkılmaz. Dergi. Bardak altlığı aldım çünkü bu evde bundan sonra en gerekli şey olabilir kendisi. Sıcak içeceklerinizi sefaya kimse koymayacak. Şimdi ben de söyleyeyim, bak videoda söyledim Fuat'cığım. Duy. Fuat'ın konu çok fasaklı da. Saçmalama ya. Çok fasaklı. Kahvesini yapar, çay kaşığı atar gider falan böyle. Artık bardak altlığım var bak. Ama ben çok titizim o adam da. Bir de çok güzel, bunlar da Mia'nın. Bohçalı'dan almıştım ben, efsane. Bu arada arkasını da mantardan yapmışlar, evet. Bu vesileyle çizmemiş olur hiçbir yere. Bir tane, o galiba yastık, bunu hiç açmayayım. Bunlara bahsettiğim yastık ve kırlentler olabilir. Bence açmayayım, şu an tozlanmasın. Bakayım. Evet, boncuk silikon yastık. Oo, yine temizlik severlerin çok ilgisini çekecek bir ürün. Duvara asıyorsun, yapıştırıyorsun. Bütün temizlik malzemelerini de böyle üzerine asabiliyorsun, viradaları falan. Hepsinin tutamaç. Sihirli tutamaç. Evet. Ha bunlar da şey, yine banyoyla ilgili, açıyorum hemen. Havlu asmalık. Bunların hepsi vakumlu. Yok, bu yapışkanlıymış. Çünkü yine duvarı delmemek için böyle bir şey seçtim. Böyle bir başlığı var. Burası yapışkanı. Çok sağlam olur mu bilmiyorum ama genelde hep yorumlara şey demişlerdi. Vakumludansa yapışkanlığı alın, daha iyi duruyor demişlerdi. Ben de öyle yaptım. Bu da onun aynısı. Bir alt kata, bir üst kata tuvalet kağıtlığı ve yine aynı şekilde yapışkanlı. En son size şu aşağıya göstereceğim. Bu video benim için biraz ceza gibi oldu. Neden olmasın ki deyip bir çamaşır yıkama filesi almışım. Çünkü her seferinde çoraplarım kayboluyor. O yüzden atacağım bunun içine. Bak çok güzel. İç çamaşırı ve çoraplar için muhteşem. Onu çok beğendim gerçekten. Ama bu tarz şeyleri ben genelde kaybediyorum. Ona bakarsanız bende bunların file topu da vardı. Hani yine sütyenler için falan kaybettim. Evet arkadaşlar, bitti. Bitmedi. Çaydanlık. Çaydanlığı da göstereyim, sonra bitiyor. Herkesin alay ettiği ama benim çok beğendiğim çaydanlık. Çok iyi baktım ilk seferlerinde. Sadece dün akşam kimya biraz... Kimyager çaydanlığı. Ne? Ne çaydanlığı? Kimyager çaydanlığı. Kimyager çaydanlığı. Sadece dün akşam şurasını şatlattım. Ama zaten herkes yazmış yorumlara. Çok narin kullanmanız lazım falan filan. Bir de aşağısı kireç olmuş. O beni üzdü biraz. Ama ben bunu temizlersem çok şık. Çok da beğendim. Benim gibi düşünenler bunu zaten alır. Siz daha sert davrandığınız için böyle şeylere. O yüzden beğenmediniz. Olay şimdi bu. Mesela çaylarının şakası yapamaz. Sana bir şey söyleyeyim. Çatlatan da kendisi bu arada. Evet. Çok narin. Çok narin davranmanız. Bilerek yapmadım. Sadece o an... Bir sana uygun bu evde bu arada. Bir şeyler daha gelecek. Mesela Modo paketi henüz gelmedi. Yine banyo seti söylediğim. Zaten yerleştirdikçe ben size gösteririm bunları. İlk mesela banyoyu düzenleyeceğim. Çünkü bütün banyo malzemeleri burada en azından iki banyoyu komple düzecek kadar malzemem var şu anda. Umarım keyifli olmuştur video. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oturduğum yerden itibaren şöyle bir etrafa bakar mısınız? Bakar mısınız? Her taraf koli. Güya Maral buraları birazcık topladı güya. Toplanamadı. Ses çıkarma diye toplanmadı. Dışarıda yağmur devam ediyor. Sel olmuş oralar hep. Şu hale bakın. Masanın üstüne de bir kısmını koymuşum. Şimdi ben gidiyorum bunları yerleştirmeye. Bye.